ki. Şöyle bir baktığımızda dün Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarını takip ettik. Murat Uysal Bursa'daydı, iş insanlarıyla bir araya geldi. Enflasyon görünümünün son enflasyon raporundakine uyumlu olduğunu ifade etti. Bununla beraber faizlere değindi, cari dengeye değindi. 2002 yılından beri cari dengede ilk kez cari fazla verdiğimizi yıllık bazda ifade etti ve Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasına da değindi. Evet, ticaret anlaşması oldu ama hala beklentileri karşılamış durumda değil vurgusu vardı. Dünkü yapılan açıklamalara ilişkin nasıl değerlendirmede bulursunuz Murat Uysal'ın yapmış olduğu açıklamalara yönelik? Şimdi enflasyon patikası anlamında biraz yukarı yönlü risklerin biriktiği bir dönemdeyiz. Çünkü bir defa küresel piyasa oynaklığı arttı. Bunun bir yansıması olarak lira oynaklığı benzer şekilde arttı. Tabii ki kurun oynaklık seviyesi maliyet enflasyonu konusunda oldukça önemli. Ve enflasyon beklentilerini de elbette bu çerçevede riske atabilir kurun. Mevcut oynaklık seviyesi ve gidebileceği seviyeler elbette. Şimdi tabii dış konjonktürden dolayı biraz dış talep anlamında bazı olumsuzluklar yaşayabiliriz. Bunun ihracat görünümünü olumsuz etkilemesi beklenebilir ki zaten burada küresel ekonomik dengesizlikleri bir de son zamanlarda koronavirüs tehlikesinin de eklenmesiyle beraber bu yönde aşağı yönlü risklerin arttığını görüyoruz. Diğer tarafta zaten ekonomi canlandığı için ithalat arttığından dolayı bu yıl tekrardan bizim cari açık pozisyonuna döndüğümüz bir yıl. Yılın ilk yarısında da enflasyonun biraz mevcut dinamiklerle dirençli kalacağını, %12 civarlarında olmaya devam edeceğini ve yılın ikinci yarısıyla beraber düşüş eğilimini ön plana çıkartacağını görüyoruz. Tabii burada henüz ilk plana sadık bir Merkez Bankası var. Yani enflasyon beklentileri düşük. Gerek piyasa nezdinde %9'larda, resmi beklenti olarak %8'lerde. Tabii ki Merkez Bankası enflasyon raporundaki beklentilerle uyumlu bir enflasyon görünümü görüyorsa, yani enflasyonun yıl sonunda %8'lere gerileceğini düşünüyorsa, o zaman faiz indirme politikasını da benzer şekilde devam edecektir. Ama tabii bir yandan bu planı bozabilecek diğer faktörleri de izlemesi gerekiyor. Tabii enflasyon üzerinden gittiğimiz için özellikle bu noktada kur gibi, enerji maliyetleri gibi ve tabii bunları belirleyen küresel gelişmelerin küresel ekonomilere doğru etkisi ve tabii gelişmekte olan ülkelere etkisi. Çünkü bu koronavirüs tehlikesinin bir sonraki kademeye geçmesi de aynı zamanda küresel sermaye hareketleri açısından da elbette bir risk oluşturuyor. Ve biz bu gelişmekte olan ülke tarafında olduğumuz için o yayılma riskinin biraz içinde kalabilir bir durumda görünüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası şu anda gerekli yorumlarda esneklik gösterebileceği bir şekilde ilk planına sadık kalmaya, büyüme ile uyumlu ekonomi politikalarına paralel bir şekilde faiz indirme, gevşeme politikasını sürdürüyor görüntüsünde. Ama tabii duruma göre bazı toplantılarda Merkez Bankası'nın bekle gör yapması ve gelişmeleri izlemesi bu çerçevede gerekebilir. Zaten gerçekleşmiş reel faizimizin de şu anda eksi noktasında olduğunu düşünecek olursak biraz tabii ki teoride hareket yerimizin eskiye göre çok daha az bir noktada olduğunu da söyleyebiliriz. Evet.